Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere şu görmüş olduğunuz motifin yapılışını tarif edeceğim. Bakın motifimiz harika arkadaşlar. Şöyle biraz ışık yansıması var. Ben de bir türlü şu ışığı ayarlayamıyorum. Şöyle göstereyim. Bu motifleri girdiğiniz projede değerlendirebilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, süveter yapabilirsiniz. Dilediğiniz projede değerlendirebileceğiniz harika bir motif. Şu şekilde göstereyim. Arkası da böyle. Popcornlar yapacağız buradaki ikinci sırada. İnanın yapımı çok kolay ve çok keyifli. Bunları yaparken ben Alize Cotton Gold ipler kullanıyorum. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şöyle şu şekilde birazcık da kaldıralım. Rahatlıkla görebilelim. Motifimizin yapımına sihirli halka yaparak başlayacağız yine her zamanki gibi. Zincir çekerek de yapan arkadaşlarım var ama ben sihirli halka yapmaya alışkın olduğum için sihirli halkayla motifimin yapımına devam edeceğim. Başlıyorum arkadaşlar. Parmağıma ipimi doladım. İpim benden yana. Geliyorum bir tur şu şekilde döndürüyorum. Tığımı buradan takıyorum. Bu arada 3 mm'lik silikon saplı tığ kullanıyorum arkadaşlar. İpimi çıkarttım. Bir kere kilitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Sihirli halkamın içerisine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Sihirli halkamın içerisine ikili trabzan yapıyorum. İlk yükseldiğim zincirimle birlikte halkamın içerisinde tam 12 tane ikili trabzanım olması gerekiyor. 3 oldu. Batıyorum. Pardon. 4, 5, 6, 7, 8. İpimizi birazcık bu şekilde çekelim. 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bir de sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Sihirli halkamın ipini bu şekilde kapatıyorum. İlk yükseldiğim trabzanın tepe noktasına batıyorum. Arkadaki ipi de bu şekilde tığımın üzerine alıyorum. İpimi çıkarttım ve kaydırma ile bu şekilde bağladım. Bir de zincir çekiyorum arkadaşlar. Motifimin birinci sırasını bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Biraz daha yakınlaştıralım. İkinci sıramızda burada görmüş olduğunuz popcornları çalışacağız arkadaşlar. Diğer kısımlar zaten bildiğimiz hanım dilendi kısmı olacak. Öyleyse popcornlarımızı yapmaya başlayalım. Rengini rengimi alıyorum. Birazcık da yakınlaştırayım şöyle iyice görmeniz adına. 12 tane ikili trabzanım var. Şöyle biraz daha ayarlayayım. 12 tane ikili trabzanım var. Arkadaşlar iyice ayarlayayım. Net görmenizi istiyorum çünkü. İkili trabzanların tepe noktalarına değil, aralarına çalışacağız arkadaşlar. Bakın boşluklara. Tepe noktalarına değil, araya batıyorum. Yeni rengimi bu şekilde alıyorum. İpimi bir kere kilitliyorum. Bu ipi de bu şekilde döndürüyorum. Sonra aradan yürütürüz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynı noktanın içerisinde ilk yükseldiğim zincirimle birlikte 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. Trabzan sayımı 4'e çıkartacağım arkadaşlar. 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzanım var. İlmeğimi tığımdan çıkartıyorum. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Buradaki ilmeği de bu şekilde geçiriyorum tığıma ve arkadan bu şekilde çekiyorum. İlk popcornumu da bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Arada 2 zincirim var. Tığıma doluyorum. Hemen yandaki boşluğa, 2 trabzan arasına bakın. Tekrar gösteriyorum. 2 trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktanın içerisine. 2 oldu.
3. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve 4. 4 tane ikili trabzan yaptım. Tığımı ipimden çıkardım. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Buradaki ilmeği de bu şekilde alıyorum. Tığıma geçiriyorum ve bu şekilde çekerek ikinci popkornumu da bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Arada iki zincirim var. Tığıma doluyorum. Hemen yandaki iki trabzan arasına batıyorum ve 3 tane, pardon, 4 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 2 3 Aynı noktaya 4 tane ikili trabzan yaptım. Tığımdan ipimi çıkarttım. İlk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Buradaki ilmeğimi de tığıma takıyorum ve arkadan bu şekilde geçiriyorum. Üçüncü popkornumu da bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Arada iki tane zincirim var. Tığıma doluyorum ve hemen yandaki iki trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. Yine 4 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 ve 4. 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımı çıkardım. İlk yaptığım trabzanın tepesine battım. Buradaki ilmeğimi de hemen tığıma geçiriyorum ve arkadan bu şekilde çektiğimde popkornlarımı yapmış oluyorum. Sıra sonuna kadar popkornlarımızı yapalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonuncusunu da birlikte yapmak istedim. 11 tane oldu. Arada 2 tane zincirim var. 2 zincirimi çektim. Tığıma doluyorum. Hemen 2 tane trabzan arasına batıyorum ve yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Çıkartıyorum ilmeğimi tığımdan. İlk yaptığım trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi de bu şekilde tığıma geçiriyorum ve bu şekilde çekiyorum. Sonuncu popkornumu da bu şekilde hazırlamış oluyorum. Arada iki zincirim var. İki zincirimi çektim. İlk yaptığım popkornum, bakın, tepe noktasına batıyorum. Şu şekilde ikili bir şekilde alalım. İlmeğimi çıkardım ve kaydırmayla bu şekilde bağladım. Bir tane de zincir çekiyorum. İkinci sıramız olan popkornu sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi artık motifimizi kareleştirmeye başlayacağız. İnanın çok kolay bir şekilde ilerleyecek ve motifimiz de güzel olacak. Ben pamuklu iplerde, yani genelde değil, tamamen ben alize koton bot kullandığım için 3 milimetrelik silikon saplı tığımı kullanıyorum. Artık örmekten bütün numaraları silinmiş bir durumda. 5 yazar 3 milimetrelik tığımı kullanıyorum. Daha böyle bir yumuşak seviyorum çünkü dokusunu yaptığım motiflerin. Öyleyse yeni rengimi alıyorum ve artık motifimi ben kareleştirmeye başlayacağım. İkişer zincirlik boşluklarımız var. Herhangi birinden batıyorum bu şekilde. Yeni rengimi alıyorum. Bir kere kilitliyorum. Bu ipi de bu şekilde döndürüyorum. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi ilk kareleştirme sıramız olduğu için uzun bacaklı trabzanlar yapacağız köşelerde. O yüzden şimdi 4 tane zincirimi çektim. Tığıma 2 kere doluyorum. Aynı yuvanın içerisine geliyorum. 2 tane daha. Üçlü trabzan yapıyorum. Yani 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 2 kere doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. 1, 2 ve 3 kere de çıkıyorum. Arada 2 zincirim var. Tığıma 2 kere doluyorum. Köşe yaptığım için yine aynı köşenin içerisine batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. 2 kere doladım. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Bir kez daha yapacağım. 3 tane uzun bacaklı üçlü trabzanım olacak. Yani 1, 2 ve 3 kere de çıktım. Köşe noktamı, ilk köşemi bu şekilde oluşturdum. Arada hiçbir zincirim yok. Yapalım. Arada hiçbir zincirim yok. Arkadaşlar, tığıma doluyorum.
Şu ipimi de buradan bu şekilde yürüteceğim. Tığımı doladım. Hemen yandaki boşluğun içerisine geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 aynı noktaya. 2 tığıma doluyorum aynı noktaya. 3 arada zincirim yok, tığıma doluyorum. Yine yandaki boşluğun içerisine bir üçlü grup daha yapıyorum. İkili trabzanlardan 3 adet. 2 oldu. Tığıma doluyorum. Ve yine aynı boşluğun içerisine batıyorum. Yani 3 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Köşemi oluşturdum. Köşemi oluşturdum. 2 tane de üçerli grubumu yaptım. Şimdi tekrar köşe oluşturacağım arkadaşlar. O yüzden tığıma 2 kere doluyorum. Hemen yandaki boşluğa giriyorum. Önce 3 tane üçlü trabzan. 2 kere doladım aynı yuvaya. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. Köşe dönüşüm. 2 zincir. Tığıma 2 kere doladım. Köşe oluşturacağım için yine aynı yuvanın içerisine bir üçlü grubumu daha örüyorum. Yani 2 kere doladım. Aynı yuvaya batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. 2 kere doladım. Aynı yuvaya batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. Şu şekilde motifimin köşesini, ikinci köşesini de bu şekilde oluşturdum. Bir türlü size şöyle güzel bir ışık veremiyorum diye şöyle tutayım bari. Evet, ikinci köşemi de oluşturmuş oldum. Ne yapıyordum hemen köşenin yanına? Geliyorum, hemen yan tarafa geçiyorum. Arada hiçbir zincirim yok. Yan boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine tığıma doladım. Hemen yine yandaki boşluğa geliyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi motifimin 3. köşesini yapacağım için tığıma 2 kere doladım. Geliyorum bu köşeye. Köşemi oluşturuyorum. 3 tane üçlü trabzan, yani 2 kere dolayarak 1 2 3 kere de çıkıyorum. 2 kere doluyorum. 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Köşe dönüşüm 2 zincir. Tığıma 2 kere doluyorum. Yine aynı yuvanın içerisinde köşe oluşturduğum için 1 2 3 kere de çıktım. 2 kere doladım. Köşemin ikinci kanadı olan 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Yani köşeden köşeye arada 2 tane boşluğumuza bu şekilde dolduruyoruz. Üçer tane ikili trabzanlardan. Köşemi yaptığım için hemen yan boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 ve 3. Hemen tığıma doluyorum. Arada zincirim yok. Yan boşluğa batıyorum. Hemen 3 tane ikili trabzan yine. 3. köşesini de oluşturacağım şu anda. 3 tane ikili trabzanımı yaptım yan yana, 2 boşluğa. Geliyorum buraya. Son köşemi de bu şekilde 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir. Tığıma 2 kere doluyorum ve aynı yuvanın içerisinde köşemin ikinci kanadını 3 tane üçlü trabzanımı bu şekilde yapıyorum. 2 kere tığıma dolayarak 2 kere doluyorum. Batıyorum. Yani 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Tığıma doladım. Hemen yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 tığıma doluyorum. Yine son boşluğumun içerisine de 3 tane ikili trabzan yaparak motifimi artık kareleştirmiş oluyorum. Bundan sonra yapacağımız işlem zaten bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 2 sıra daha hanım dilen tekniğiyle gitmek.
Burada ilk yaptığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma ile bu şekilde bağlıyorum. Şimdi tam bu noktada aynı renkle devam edeceğim için bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynı boşluğun bakın dibindeki boşluğa batarak iki tane daha ikili trabzan yaparak trabzan sayımı 3'e çıkartıyorum. Tığıma doluyorum. Köşe noktaya geldim. Burada artık sadece 3 tane ikili trabzan. Köşe dönüşüm. 2 zincir. Tığıma doluyorum ve yine aynı köşenin içerisinde 3 tane daha ikili trabzan yaparak çepeçevre motifimi hanım dilendi tekniğiyle bu şekilde geçeceğim. Hanım dilendi tekniği dedim. Tığıma doluyorum. Hemen yandaki o iki üçlü grubun arası bak araları bakın böyle bu şekilde. Her gördüğüm boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yaparak motifimin ikinci sırasında bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Gördüğüm her boşluğa 3 tane ikili trabzan. 2 3 tığıma doladım. Yan boşluktayım. 3 tane ikili trabzan. 2 3 tığıma doladım. Yine köşe noktadayım. Ne yapıyorum? Hemen geliyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşe dönüşüm. 2 zincir tığıma doluyorum ve yine aynı köşenin içerisinde 3 tane daha ikili trabzan yaparak bu şekilde motifimi çepeçevre geçiyorum. Gördüğüm her boşluğa 3 tane ikili trabzan. 2 yan boşluktayım. 3 tane ikili trabzan. Motifimiz hem kolay ilerleyecek arkadaşlar hem de çok çıtır çıtır güzel bir motif olacak. Dilediğiniz projede değerlendirebilirsiniz. Birleştirme tekniği de sonu ne demiştik? Hanım dilendi tekniğiyle yani gördüğümüz tüm boşlukları üçer tane ikili trabzanla biten tüm motiflerde birleştirme tekniğimiz aynıydı. Benim bile ip koparmadan birleştirme tekniğim var. Oradan bakarak motifleri de birbirine bu şekilde bağlayabilirsiniz. Yapacağınız projeye göre. Evet. Gördüğüm tüm boşlukları 3 tane ikili trabzan. Köşeye geldim. Ne yapıyordum köşede? Hemen 3 tane ikili trabzan. Köşe dönüşüm 2 zincir. Tığıma doluyorum ve yine aynı köşenin içerisine 3 tane ikili trabzan daha yaparak köşe noktamı oluşturmuş oluyorum. Yine tığıma doladım. Her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Köşe noktasına gelene kadar bu şekilde çepeçevre gelelim. Ve burada görüşelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde geldim. Sonuncusunu birlikte yapalım istedim. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve 3. Evet. İlk yükseldiğim zincirimin tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma ile bu şekilde bağlıyorum. Bu sıramı da bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Evet arkadaşlar, kaydırma ile bu şekilde bağladım. Hemen burada çünkü motifimizi bir sıra daha bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Daha da büyütmek isteyen arkadaşlarım aynı teknikte motiflerini büyütebilirler. Benim yapacağım mesela ben bir hırka yapmak istesem bu motiflerle bu verdiğim sayılar ve ölçü yeterli. Bakın son sırayı yine hanım dilen tekniğiyle geçeceğiz. Aynı kaldığımız yerde 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum ve tekrar dibine 2 tane daha boşluğa İkili trabzan yaparak trabzan sayımı 3'e çıkartıyorum. Tığıma doladım. Yan boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve
3. Köşe noktama geldim. Köşede hemen geliyorum. 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum ve yine aynı köşenin içerisine 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşe noktamı oluşturmuş oluyorum. Yapmış olduğum herhangi bir farklı işlem yok. Yine gördüğüm tüm boşlukların içerisine 3'er tane ikili trabzan yaparak bu şekilde de sıramı, son sıramı bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Ama dediğim gibi aynı birleşişi, pardon, örme tekniğiyle motifinizi daha da büyük yapmanız mümkün. Yan boşluktayım. 3 tane ikili trabzan. Köşeyi bir kez daha görelim birlikte. Tığıma doluyorum. Yan boşluktayım. 3 tane ikili trabzan. Tığıma doladım. Yan boşluktayım. 3 tane ikili trabzan. Evet. Köşe noktama geldim. Tığıma doluyorum. Köşeye geliyorum. Önce 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum ve yine aynı yuvanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşe noktamı oluşturmuş oluyorum. Artık benim sıra sonuna kadar yapmam gereken tek işlem gördüğüm tüm boşlukların içerisine 3 tane ikili trabzan yaparak yoluma devam edeceğim. 2 ve 3. Sıra sonuna kadar yapmam gereken işlem bu arkadaşlar. Bu şekilde çepeçevre geleceğim ve motifimin son sırasını geçmiş olacağım. Şuraya kadar bir geleyim, orada görüşelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. İlk yükseldiğim trabzanımın tepe noktasına bu şekilde batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Artık ben motifimi sıra sayısını bitirmiş oluyorum. Bu şekilde bakın motifimiz harika bir şekilde ilerliyor. Görmüş olduğunuz gibi dilediğiniz renklerde dilediğiniz projeyi değerlendirebilirsiniz. Bu ipimi de bu şekilde tutuyorum. Geliyorum, bir önden alıyorum. Öne çekiyorum ipimi. Arkadan batıyorum. Arkaya alıyorum. Buradan batacağım. Bu şekilde öne alacağım. İpimizi bir önden bir arkadan bu şekilde yürüterek yok etmiş oluyoruz. Alayım şöyle. Şöyle yapalım. Kalan fazlaları da şu şekilde ben bir keseyim. İplerimi yürüttüğüm için gönül rahatlığıyla kesebiliyorum arkadaşlar. Çünkü içeriden oldukça yürütüyorum. Motifimizin arka görünüşü de bu şekilde. Evet efendim. Motiflerimiz hazır. Dilediğiniz projede değerlendirebilirsiniz. Harika yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Yani süeter yapabilirsiniz. Yazlık projelerde değerlendirebilirsiniz. Nacizane bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım bu şekilde. Keyifli örmeler diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.